Panko Birlik Türkiye'deki şeker fabrikalarının bağlı olduğu bir üst birlik. Ya pancarın dili, pancarın koruyucusu Panko Birlik. Sayın Recep Konuk 2012 yılında bir açıklama yapmış. Demiş ki paraya bakılmamalı, sadece özelleştirmede para ölçü olmamalı. Amerika'da özel şirketlerin kurmuş olduğu şeker fabrikaları kurulduktan sonra kooperatiflere devretmek zorunda kaldılar. Bunun için en uygun model kooperatifleşme. Panko Birlik alır mı? Alır, alabilir. 2012'deki konuşma bu. Ama şu anda Panko Birliği'nde bu olayla ilgili bir topa girmiyor. Sivil toplum kuruluşlarına bakıyoruz. Başta ziraat odaları olmak üzere topa giren bir yer yok. Cılız beyanatlar dışında topa giren yok. Bu ülkede olayı toparlayacak olursak, şeker pancarı diyelim art niyetli bir yaklaşımı var hükümetin. Cargill'in bir Amerikan şirketinin raporuyla veya biz bir şeyin karşılığında bedel ödüyoruz. Şeker fabrikalarını özelleştirme de adı altında kapattığını düşünelim. Bir 3-5 tane yandaş adam çıktı, parasını verdi. 5 yılda da aşama aşama şeker fabrikalarının kapısına kilit vurduğunu düşünürsek. Ya bu iddia, çünkü bunların birçoğu sosyal medyada ve basında dolaşan. Şeker pancarı bu ülkenin topraklarından çıkarsa kimler zarar görür? Hangi sektörler zarar görür? Ülke ne zarar görür? Yoksa biz pancar ekeceğimize mısır şurubundan elde edilen N5'e nam maddesi mısır ekeriz mi dememiz lazım. Valla o dediğiniz olursa eyvah eyvah deriz Recep Bey. Bu sıkıntılı bir durum. Programdan önce de konuşmuştuk. Dünyadaki şeker fiyatlarını, Zimbabwe ve en pahalı şekeri Evet, tüketen doğru rakamı ülkelerden söyler misin arasında. abiciğim? Burada pancar ekim alanı, borsa fiyatları, ülkeye göre şeker fiyatları. Evet. Türkiye'de 2016 Panko Birliği'nin hazırladığı raporun verilerine göre Türkiye'de şeker fiyatı 3,32. Fransa'da 7,31. Bunların hepsi TL'ye Tabii, çevrilmiş tabii, rakamlar. tabii. 7,31 TL o günkü dolar olarak veriyor. Aha. Zimbabwe 14,29 TL. Siz üretmediğiniz bir şeyi paranız yetmez. Ya Üretemediğiniz ve üretmediğiniz bir şeye paranız yetmez. Neden satmamamız gerekir? Bizim lokum üreticimizin, şeker üreticimizin artık bunu tartışmaya bile gerek yok. Bilimsel olarak kanıtlanmış, insanda kilo, doyumsuzluk yapan, sürekli açlık yapan, insülin direnci yapan bir ürünü burada niye tartışıyoruz ki? Niye konuşuyoruz? Bu sağlığa zararlı. Yani. Kotası ülkemizde legal ya da illegal yollardan ne gerekçeyle arttırılıyorsa arttırılıyor. Türkiye Şeker Kurumu Tarım Bakanlığı'na devredildi Evet. biliyorsunuz. Evet. Tarım Bakanlığı'na devredildi. Tarım Bakanımız bir ziraatçı olmamasıyla sürekli eleştirildi. Ama bu devirden sonra ben bir yönüne seviniyorum. Doktor, hekim kökenli birisi. Ne bir şey onu anlatmamıza gerek var mı? Bence var. Ya Bence bir var. tıp insanına NBŞ'nin zararlarını siyasi yönlerini demiyorum. Anlatmaya NBŞ'nin gerek yok. zararlarını Tabii anlatmaya tabii. gerek yok. Gerek En iyi yok. bilen kişi, en yetkilisi ve artık devredilen birim emrinde. Evet. Kotalar emrinde, denetleyicisi o. Bu yöne seviniyorum. İnşallah arttırılmaz diyorum. Ben çocuklarıma hazır gazlı içecekler dediğimiz içeceklerden tükettirmiyorum. Kendim tüketmiyorum. Çocuklarıma, aileme tükettirmiyorum. Çevremdeki insanlara önermiyorum. İş yerimde herhangi bir yerde mümkün olduğu kadar bulundurmamaya çalışıyorum. Bununla savaşalım. Savaş